Değerli basın mensupları, sevgili Gelecek ailesinin değerli kurucu üyeleri, sürdürmekte olduğumuz teşkilatlanma çalışmalarımızın nihayet sonuna geldik. Gün itibariyle il kuruluşumuzu için yasa ve tüzük gereği zorunlu olan üye sayımızı yaptığımız istişare ve değerlendirmelerle bugün sağlamış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde yaşadığımız dışlama, öteleme ve baskılara rağmen gayretli ve fedakarca çalışan tüm yol arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek Partisi Uşak İl Teşkilatımızı sizlerin gayret ve özverili çalışmalarıyla kurmuş bulunmaktayız. Partimiz kuruluş süresince gerek ülkemize ve gerekse ilimiz siyasi hayatına yeni bir nefes ve hareket kattığı inkar edilemez bir gerçektir. Biliyoruz ki bizim örgütlenmemizden hoşnut olmayanlar var. Bunları herkes biliyor. Devletin ve milletin istikbalinden çok şahsi menfaatini düşünenler elbette rahatsız olacaklardır. Emin olsunlar ki onları daha da rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bakınız, 98 yıl önce binlerce şehit vererek Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve 123 fırkayı tek çatı altında toparlayan Cumhuriyet Halk Partisi daha Cumhuriyetimizin ilk yıllarında milletimizin gönlünde hak ettiği yer aldı. Ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Cumhuriyet Halk Partisi 1950'li yıllarda sancılı bir süreçten sonra Demokrat Parti'nin doğuşunu sağladı. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılan Demokrat Partililer siyasette yerini alırken millet ve cumhuriyet düşmanı mı ilan edildiler? Hayır, tabii ki hayır. Asla böyle bir şey olmadı. Ama demokratik bir yarışın nasıl yapılacağını, Demokrat Parti yeni olmasına rağmen tüm dünyaya gösterdi ve ilk seçimlerde halkın gönlüne girerek iktidar oldu. Demokrasi şehitlerimizi şehadetlerinin 59. yıl dönümünde bu vesileyle saygıyla anıyorum. Kabirlerinde huzur içinde uyusunlar ki bayrağı teslim aldık ve emin adımlarla müreffeh bir Türkiye için geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bugün ülkemiz yönetiminde demokrasi tarihimizin en uzun soluklu iktidarı bulunmakta ve yaklaşık 18-20 yılda da tek başına iktidar. Bir takım nedenlerden dolayı oluşan anlaşmazlıklar sonucunda yol ayrımına giren Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başbakanlık yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na ve bizlere bazı troller hain yaftası yapıştırmaya çalışırlarken CHP'den ayrılan Demokrat Partililere de hain diyebilirler mi? Bizleri itibarsızlaştırmak ve ötelemek için yafta uyduranlara sesleniyorum. Bizleri karalamak için sarf ettiğiniz bu sözlerinizden gün gelip utanacaksınız. Biliniz ki sizlerden daha çok vatan sevdalısıyız. Öteleyip iteleyerek değil, kucaklayarak halka sahip çıkılır. Bunu siz yapmadınız ama bizler bunu yapacağız. Hiçbir ayrım gözetmeden insanlarımızı kucaklamaya talibiz. Bugün ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de Gelecek Partisi iktidarının ilk adımını tüm yol arkadaşlarımızla birlikte atıyoruz. Vira bismillah diyerek gelecek nesillerin huzuru ve refahı için, daha adaletli ve güvenli bir gelecek için, haramilerin hüküm sürdüğü ülkemizde gelecek için kıyama kalkma vaktidir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize teşekkürler ediyorum.